Haklısın. İhracatımız 2021 yılında tarihi bir rekor daha kırarak 2 milyon 260 milyon dolar 2 milyar 260 milyon dolar ve 344.370 ton iş fındık olarak gerçekleşti. Bunda üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizin ve devletimizin birlikte çalışmalarının çok önemi var. Gerçekten fındık tarım ürünlerinin içerisinde çok önemli yeri olan, lokomotif birinci sırada olan bir ürün. Bu destek hem ülkeye hem çiftçimize hem de bölgemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu yıl için tabii bu başarıda yani bu rakamlarda özellikle İtalya'nın eksik olması önemlidir. İşte tabii yani dünyada bizim en büyük rakibimiz İtalya gibi görünüyor ama bu sene Türkiye'nin onda biri kadar fındığı yok İtalya'nın. Onun için yani doğrudur. Dünya ülkelerinde, diğer dünya ülkelerinde fındığın az olması bu seneki bu rakamların bu kadar yükselmesinde bir kriterdir. Önemli bir kriterdir. Ama ben Türk fındık ihracatının bundan sonra çok düşmeyeceğine inanıyorum. Çünkü dünyada artık önemli bir kullanım haline geldi. Dediğim gibi birçok kriter vardır bu konuda. Bu kriterlerden bir tanesi, en önemlisi rekoltelerdir. Rekolteler biraz iklim şartlarından, biraz da bakımla ilgili olduğu için önce Allah'tan o iklim şartlarının işte Mart-Nisan ayında don olmaması çok çok önemlidir bizim için. Ondan sonra da tozlaşma, fındığın oluşumu, kurak çok önemlidir. Bunlar normal seyrederse artık Türk fındık ihracatı yıllık 300 bin tonların altına düşmeyecek ve 350 bin tonları rahatlıkla yakalayabilecektir. Ve hedefler de 2,5-3 milyar dolar aralığındadır. 344 bin ton geçen sene ihracat rakamımız gerçekleşmiş. Hakikaten müthiş bir rakam. Ülkemize tarım ürünü açısından en fazla gelir getiren fındık ihracatlarının bu kadar yüksek olması bizi üretici kesimini ve üreticiyi çok memnun ediyor. Vallahi ben bu rakamlara bakarsanız fındık fiyatlarının yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz 2019-2020 sezonunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırıldı. Burada yine fındık fiyatları özellikle serbest piyasada çok düşük seyretti. Üreticimiz faydalanamadı bu nimetten. Dolayısıyla ben fındık ihracatının yüksek olması bizi memnun eder ama üreticiye yansıdığı sürece.